Tutuklandılar mı? Bana bir şey söylemeyecek misin? Geçmiş olsun. Yapma oğlum böyle. Bırakma kendini. Bak büyük bir hata yapıldı. Düzelecek, merak etme. Tamam mı? Perihan. Perihan kendine gel. Hilmiye sen de. Ne oluyor ya? Her şeyi kabullenmişsiniz gibi. Sakin olun. Her şey yeni başlıyor daha. Abla daha biten bir şey yok. Soruşturmadan bir şey çıkmayacak. Görürsün bak. Yeter ki... Yeter ki Vural bir açık vermesin. Vural'ın ifadesi çok önemli. Duygusal olmamak lazım bu işlerde. Kes sesini. Kontrol altında tutmak lazım Vural'ı. Uzak dur oğlum ben. Uzak dur alçak herif. Şevsi. Eğer hastaneye adım attığını görürsen. Ne yapıyorsun bak, Şevsi? Yüzünü yaşamak bak gebertirim seni. Dur yahu. Dolaşma artık etrafımızda. Uzak dur bizden. Ahlaksız. Ya kes sesini. Şemsi lütfen. Ya ne yapıyorsunuz? Delirdiniz iyice. Eğer bir hata yapılırsa her şey mahvolur. Tamam, tamam uzatma. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor zaten. Ben bunu tartışmaya bile gerek yok. Yani olay çıkarıyorsunuz. Hem de adliyenin önünde. Hadi. Hadi gidelim buradan bir anlayınca çabuk. Tam ben onu hizaya getirmişken niye çeneni tutmuyorsun? Ya senin problemlerine uğraşmak durumunda mıyım? Tamam hadi gidelim. Hadi. Halletmem gereken iş var. Siz önden gidin, otelde buluşuruz. Ne oldu? Mustafa değil mi o? Ne işi var burada? Bir şey mi duydu acaba? Şimdi her şeyi öğrenecek. Bir de o saldıracak üstümüze. Allah'ım sen bizi koru. Merak etme, o her şeyi biliyor. Hem de uzun zamandan beri. Anlamadım. Biliyor mu? Nasıl olur? Oldurduk işte Perihan. Ondan yana sorun yok. Mustafa bizden korkma. Beni oteli bırak da arabada konuşalım. Mahkemeye kadar tutuklu kalacaklar. İkisi de tutuk evine gönderildi. Vural ne olacak? İyileşince onu da mı götürecekler? Sağlık durumuna göre. İfade verebilecek duruma geldikten sonra soruşturmaya dahil edilecek. Nasıl o, iyi mi? Kapıdaki polislerin farkına vardı. Bir şeyler olduğunu anladı ama... Doktor ne soru sormasına ne de konuşmasına izin veriyor.
Ben de yanına giremiyorum. Sen ne zaman geliyorsun? Hilmi'ye ile yola çıktık bile. Akşam hastanede olurum. Tamam, bekliyorum. Şehirde kalmıyoruz. Kadir Bey kasabada araştırma yapmak istiyor. Orada bulup konuşacağım kişilerin söyleyecekleri çok önemli. Zaten savcı da bir hafta içinde olay yeri incelemesi yaptıracak. Kerim'in de buralarda olması lazım. Ne inceleyecekler ki orada? Hani şey mi? Böyle götürüyorlar orada. Ne yaptığını anlattırıyorlar falan. Televizyonda izledim ben, gördüm öyle şey. Öyle bir şey mi yaptıracaklar? Anne, gelmek zorunda kalacak mıyım? Yok, sadece ben. Senin mümkün olduğunca uzak durman lazım bu durumda. Zaten seni bir kez daha mağdur etmemek için savcı da istemeyecektir böyle bir şeyi. Bak, gerek yok mu senin gitmene de zaten? Rahat ol sen, rahat ol. Şimdi döndüğümüz duyulacak kasabada. Herkes öğrenecek geldiğimizi. Yine gözler üstümüze çevrilecek. Bu Allah'ın emri artık. Her şey ortaya döküldü zaten. Gözler üstümüze dönse ne olur, ölmese ne olur? Ha, şehir de pahalı. Git gel, git gel. O kadar yoğun masrafı. Ne gerek var? Hem burada daha güvende olur. Şehirde kim kime dumduma. Burada bize bir şey yapmayı da çekinirler, değil mi? Korkma. Bizim onlardan çekinecek, korkacak hiçbir durumumuz yok. Onlar korksun bizden, tamam mı? Şimdi senin bu soruşturmanın dışında tutulman mümkün değil. Sırası gelecek, senin de ifadeni alacaklar. Eğer fırsat bu fırsat deyip bir aptallık edersen sen zararlı çıkarsın. Soğukkanlılığını koruman lazım. Sahip olduklarını hiç kolay elde etmenin. Kaybetmek zor gelecektir. Eğer Kerim'i destekleyecek şekilde ifade verirsen... durumu nasıl kabullendiğini ve bizimle çalıştığını açıklamak zorunda kalırsın ki bu senin için çok kötü olur. İnsan içine çıkacak yüzün kalmaz, rezil olursun. Kerim kahraman olur, sen el alemin maskarası olur. Yeter, kes. Çok iyi düşün, taşın. Eğer bizim çocuklar mahkum olursa asıl büyük ceza sana kesilecek demektir. Senin ifaden onları kurtaracak ama senin için hayat memat meselesi. Boşuna çeneni yorma. Bu iş buraya kadar geldikten sonra benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ne olacaksa olur, umurumda değil. Ama madem her şey benim söyleyeceklerime bağlı... bunun da bir karşılığı olmalı. Ne kadar? Para değil. Silah istiyorum. Eğer sizin lehinize konuşmamı istiyorsanız o silahı bana geri vereceksiniz. Kurtuluşunuzun başka yolu yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.